Şahsı tanıyorsunuz. Psycho. Geçen hafta bütün Türkiye bu çocuğu konuştu. 17 yaşlarında bir çocuk. Semih diye bir çocuk. İki tane kız çocuğunu akıl almaz bir tuzakla surlara çağırıyor. Kızlar nasıl oraya gitti onu çözemedim. Bir kardeşim dedi ki hocam şantaj yapmış. Yani elinde bazı görseller olduğu için kızlarla alakalı. Şantaj yaparak oraya çağırıyor. Yoksa aklı başında bir kız oraya çıkar mı? Ne işin var senin yukarıda? Kızları oraya çıkartıyor, paramparça yapıyor. Bir seri katil işi. Kızları öldürüyor. Parçalarını da yukarıdan aşağı atıyor. Annesinin ayaklarının altına. Bu çocuk hakkında babasının bir açıklamasını gördüm haberlerde. Dedim kardeşim bunu bana getir. Oğlu hakkında konuşan baba A.Ç. 16 yaşına gelmeden önce imanlı biriydi. Bakın kardeşler çocuğun geçmişi imanlı. Bir kişi imanlıysa etrafına zarar verme ihtimali ne kadar imanı kuvvetliyse o kadar düşer. Yüzdesi o kadar düşer. Hocam sıfır olmaz mı? Hayır. O da nefis taşıyor. O da ruh taşıyor. Buradaki kardeşler bak ilim meclisine gelmişler. Herhangi bir kul hakkına girme ihtimali sıfırdır diyebilecek kimse yok. Hoca da olsa. Çünkü nefis taşıyoruz. Her birimizde nefs var ve şeytan var. O zaman kul hakkına girme ihtimalimiz, günah işleme ihtimalimiz her zaman var. Ama dindarlık seviyemiz, Allah'a yakınlık seviyemiz ne kadar fazlaysa, takvamız ne kadar yukarıdaysa yüzde, günaha girme yüzdesi o kadar düşer. Şimdi babası diyor ki çocuk hakkında, 16 yaşına gelmeden önce imanlı biriydi. Namazını kılıyordu. Hatta bana neden namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın demişti. Çocuk daha o zamandan itibaren namaz kılarken bile radikal. Çocuk radikal. Bir adama namaz kılmadığı için cehennemde yanacaksın diyemezsin. Çünkü bugün namaz kılmayan nice insan var ki, bizim bir sohbetimizden sonra namaza başlıyor, öyle bir ibadete başlıyor ki ibadette bizi geçiyor. Teheccüdler, istihareler, işraklar, duha namazları. Hoca duha namazını kılmıyor, teheccüd kılmıyor. Talebesi 10 vakit namaz kılıyor. Bak, namaz kılmıyordu. Daha bu adam 2 ay önceye kadar namaz kılmıyordu. Kimin ne zaman namaza başlayacağını bilemiyorsun. Kimin nasıl istikrar sağlayacağını ve seni geçip geçemeyeceğini bilemiyorsun. O yüzden hiç kimse hakkında namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın diyemezsin. Muhammed Aleyhisselam Buhari hadisidir. Bir kul geçmiş kavimlerde birisine dedi ki Allah seni affetmeyecek. Allah devrim peygamberine dedi ki git o kuluma de ki ben o günah işleyen kulumu affettim. Benim adıma birisini affetmeyeceğimi söyleyeni cehenneme atacağım. Düşünebiliyor musunuz? Allah adına hüküm veriyorsun. Bu çocuk da radikal. Belki Vehhabileri falan seyretmiştir. Bir adama namaz kılmadığı için cehennemdesin dersen Vehhabilerdensin derim ben de. Allah hidayet versin onlara da. Eşim Semih'in 16 yaşından itibaren pandemide eve kapanması ile pandemi sürecinde insanlar eve kapandı. Şimdi ibadette yoğunlaşırsan, İslam ilimlerine yoğunlaşırsan pandemi senin için bir nimet olur. Kendini geliştirirsin. İslam'a yoğunlaşmazsan sapık sapık tarikatların içeride bulunduğu sitelere, Discord'a girersen başlarsın bazı sorular sormaya. Sorular şeytanın en sevdiği sorular. Bak şimdi. Eve kapandı diyor bu çocuk. Tanrı bizi niye yarattı? Tanrı mı? Tanrı kelimesini söylemez zaten. Demek ki sen arızalı bir yere girdin. Allah'a, özel isim sahibi ilaha Tanrı diye hitap eden bir edilen bir yere girdin sen. Arızalı bir yerdesin. Ya buradan bir kardeş bana insan nasılsın dese sen kimsin kardeşim derim ya. İnsan, bana niye insan diyorsun? Bu cins isimdir. İnsan benim cins ismimdir. Benim adım insan değil. Benim adım Kerem. Sen bana adımla hitap edeceksin. Utanmaz derim. Ben bir kul olarak bana cins isimle hitap etmen ağrıma gidiyor. Şimdi Allah kainatı yaratmış ve sen bu Allah'a cins isimle hitap ediyorsun. Allah'ın karşısına konulan insan yapımı binlerce tanrı var. Ve sen bütün tanrılarla, insan yapımı, ilahlarla kainatı yaratan Allah'ı yan yana koyuyorsun. Eşit diyorsun. Tanrı. Onlardan bir tanesisin diyorsun. Hayır. Allah'a Tanrı diyemezsin. Özel ismine hitap edeceksin. Çünkü Allah insan yapımı bir ilah değildir. Bütün insanlığı yaratan ilahtır. Ona özel ismine hitap edeceksin. Burada psycho Tanrı bizi niye yarattı diyor. Bu sorunun cevabını İslam alimlerinden bulacaksın. Discord'dan değil. Biraz sohbetlerimizi seyretsen Allah bizi neden yarattı? Ne gereği vardı? Sohbetimi izlesen sorunun cevabını bulmuştun. Seri katil yetiştirme tarikatı olan Discord'a girmek zorunda kalmazsın. Discord dediğiniz yer seri katil yetiştirme, pedofili yetiştirme tarikatıdır.
oyunlarda birbirleriyle konuşması için yapılmış bir platform dönüştü bir büyük bir tarikata. Farklı farklı sohbet odaları. Discord'da şu anda seri katil olmak için fırsat kollayan binlerce çocuğumuz var. 15-16 yaşlarında. Seri katil. Türkiye'de seri katil yoktu 10 sene önceye kadar. Yaptılar. Bu ülkede bunu da yaptılar. Yetiştiriyorlar. O sapık tarikatlarda bunları yetiştiriyorlar. Madem öleceğimizi biliyordu, bizi niye yarattı? Bak sorular, varoluşsal sorular soruyor. Bunların tamamı Kur'an'da, sünnette ve ulemada cevaplanmıştır. Niye bunlara bakmıyorsun da sahte tarikatlara giriyorsun? Seri katillerin yetiştiricisi Discord'lara giriyorsun. Oradan bakıyorsun. Cevap orada mı? Gibi varoluşa dair sorular sorduğunu bana söylemişti. Çocuk öldü. Kendisini öldürdü. Cenazesini kaç kişi kılıyor? 3 kişi. Allah Teala kimseye böyle bir cenaze nasip etmesin. Bütün ülke çocuğa beddua etti. Çünkü 2 tane yeryüzünden 2 tane kızı aldı. Bu kızlar yuva kuracaktı. Bu kızlar bu ülkeye, bu Muhammed ümmetine evlat vereceklerdi. Bu imkanı onların elinden aldı. Devam et. Allah Teala Hazretleri Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Bir Müslümanı kasten öldürdü. İçinde devamlı kalmak üzere cehennemdir diyor. Bakın Allah Teala içinde devamlı olarak kalacağını söylediği 2 kavim var. Münafıklar, müşrikler. Yani toplam kafirler. Kafir de bunların genel ismidir. Münafıklarla müşrikleri Allah ebedi olarak cehennemdedir diyor. Ama burada diyor ki bir Müslümanı kasten öldüren başka bir Müslüman da devamlı kalmak üzere yani sabit bir şekilde cehennemde kalacaktır diyor. Kafirlere nispet ediyor. Ayetin tefsirine baktığımız zaman bu ayeti tefsir etmiştim bir sohbette. Tefsirlere baktığımız zaman öldürmenin hak olduğunu söylerse yani helal olduğunu söylerse kafir olur. Bundan dolayı cehennemde ebedi olarak kalır. Öldürmenin helal olduğunu kabul etmezse, bu büyük günahtır, kabul ediyorum Allah beni affetsin derse ve öldürürse ebedi olarak cehennemde kalmaz. Kul hakları taksim edilir, cehennemde bir süre kalır, Allah affederse yine cennete gidebilir. İkisi arasında böyle bir fark vardır. Ama haksız yere bir insanı öldürmenin cezası neymiş? Kafirlerle aynı safa koyuyor seni Allah Teala. Bu kadar kritik. Allah ona gazap etmiştir, kızmıştır çok fazla. Onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. O bir Müslümanı öldüren kişi için büyük bir azap hazırlamıştır. Başka ayette diyor ki Mevla Teala, kim bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bakın o ayette kim bir mümini öldürürse demiyor. Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Devam ediyor ayet. Kim de bir insanın hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Sen hayat kurtarmak için çalış. Bir insana İslam'ı öğret, hayatını kurtar, namaza başlat, içkiyi terk ettir. Sen bütün insanlığı kurtarmış sayılırsın. Ama sen öldürmenin peşindesin. O tarikatta bunun beynini kirlettiler, yıkadılar falan demiyorum. Gerçek tarikatlar beyin yıkar. Pislikleri beyninden çeker alır ve seni saf tertemiz hale getirir. Sahte tarikatlar, insan yapımı tarikatlarsa beynini pisletir, kirletir, seni hastalıklı bir hale getirir. Bunların tarikatı ne? İnsanlar bizi sevmiyor, kızlar bize yüz vermiyor, paramız yok. Dolayısıyla bütün kızları zorbalayabiliriz, kızlara zarar verebiliriz, hayvanlara zarar verebiliriz, zenginlere ve zenginlerin eşyalarına zarar verebiliriz. Bu hak bizde var. Bunların tarikatı böyle bir tarikat. Çocuk da bu tarikata hizmet ediyor. Muhammed Aleyhisselam konuyu bize nasıl anlatıyor? Kim bir müminin öldürülmesinde yarım kelimeyle dahi olsa katile yardım ederse, bir insanın öldürülmesinde katile bir kelimeyle dahi olsa, yarım kelime, ya yap bunu be, hakkın senin gibi teşvik edici, bir insanı öldürücü, teşvik edici, yarım kelimeyle dahi olsa yardım ederse, alnının üzerine Allah Teala'nın rahmetinden ümitsiz ibaresi yazılı olduğu halde Allah Teala'ya kavuşur. Rahmetinden ümitsiz, mahşere gittiğimiz anda kardeşler, bu kişilerin alnında Allah'ın rahmetinden ümitsizdir yazısı olacak. Halbuki Muhammed Aleyhisselam başka bir hadisinde diyor ki Allah mahşer günü bütün insanlığa ilk girişte öyle bir rahmet nazarıyla tecelli eder ki şeytan bile bir ümide kapılarak acaba Allah beni de mi affedecek diye bir adım öne çıkar. Allah şeytanı affedecek mi?
Kur'an'da etmeyeceğini söylüyor. Onun işi bitti. Ama rahmet nazarıyla öyle bir tecelli yapacak ki bütün insanlar ümitlenecekler. Zaten sıkıntı burada. Ümitlendikten sonra ameller gösterilince kafirler diyecek ki bizim işimiz bitti. Tıpkı şeytan gibi. Şimdi alnında Allah'ın rahmetinden ümitsizdir yazısı olduğu zaman bu ümit sende olmayacak. Sıfır. Sıfır ümit. Neden? Çünkü Allah'ın verdiği bir canı ben alırım dedin. Ben senin yaşamanı istemiyorum. Allah sana izin vermiş olabilir. Ben izin vermiyorum dedin ve katil oldun. Mevla Teala Hazretleri bu sapık tarikatlardan, sahte tarikatlardan bizim evladımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu korusun. Amin. Amin. Bak geçen hafta Discord'a falan giydirdim. Hemen ertesi günü haberler. Discord kapatıldı. Bu bakanlar falan beni izliyorlar galiba kardeşler. Hemen Discord'u kapatmışlar. Açma kardeşim. Sen devletsin. Senin elinde imkan var. Açma. Bu sapık tarikatları, bu pedofilcileri, bu insan öldürme, seri katil yetiştirme okullarını kapat kardeşim. Senin elinde, bütün imkanlar senin elinde. Takip edebilirsin. Buldun mu? Adam arızalı, sosyopat, evden dışarıya adım atmıyor. Tek gayesi var, insanlara zarar vermek. Farkında değil misiniz? Son bir ay içinde üç farklı psiko eline bıçağı alıyor, sokağa çıkıyor ve gördüğü 4-5 kişiyi bıçaklıyor, polis yakalıyor. 4-5 kişiyi bıçaklamadan polis yakalayamaz. Türk insanının bir adeti vardır. Birileri ölmeden hamle yapmazlar. Yöneticilerin, güvenlik görevlilerimizin bir adeti vardır. Türklerin en büyük arızası. Başımıza bir iş gelmeden hamle yapmayız. Muhakkak birileri ölmek zorunda, yaralanmak zorunda. Ölmeden ya da yaralanmadan asla hamle yapmayız. Üç ayrı psycho, son iki haftalık haberler. 3-5 kişiyi sokağa çıkıyor, öldürüyor. Şimdi soruyorlar bunlara, yakalıyorlar çocukları. 17 ile 25 yaş arası. 3 ayrı psycho. Diyor ki niye yaptın? Bilgisayar oyunlarından esinlendim. Arkadaşım bu oyun, bu eğlence yani. 1 saat, 2 saat oynarsın, içine bakarsın. Fakat kendini kapatmış, izole etmiş, bütün insanlıktan ayırmış. Tamamen bütün hayatı bu bilgisayar oyununun endeksli olduğu için beyin hücreleri yanmış. Bir oyunu 1 saat, 2 saat oynarsan keyif alırsın, zihnini yorarsın. Eğlence verir ve zihnini geliştirirsin. Bir oyunu 4 saat, 5 saat oynarsan artık o bir eğlence değil, o bir gelişim değildir. O beyin hücrelerini yakar. Ve senin hayat gayen o olur. Bütün gerçeğin o sahte alem olur. Sanal alem olur. Dışarıdaki insanların tamamını düşman olarak görürsün. Allah Teala bu bizim millete hidayet versin kardeşler. Amin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.